çok kalabalık bir şekilde parti ziyaretleri başarı dileklerimizi iletmiştik. Eksik olmasınlar, iade ziyaret çerçevesinde kendileri de arkadaşlık bir grup arkadaşıyla beraber cemiyetimize teşrif ettiler. İktidar Partisi İl Başkanlığı bulmuşken sektörümüzün sorunları ile ilgili bir rapor da sunacağım. Muhtemelen Sayın İl Başkanımızdan da buradan rica edelim. Bunu değerli milletvekillerimize ulaştırsınlar. Daha önceki çeşitli ziyaretlerde de ifade ettiğim gibi 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminin açılmasıyla birlikte inşallah biz Milli Savunma Bakanımız başta Sayın Bakan'dan yazılı olarak Emniyet Yönetim Kurulu olarak randevu talebinde bulunduk. Ama ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür gereği henüz randevu talebimize bir dönüş olmadı. Sayın Bakan'dan aldığımız randevuyla beraber Ankara'ya giderek iktidar muhalefet tüm milletvekillerimizi ziyaret edeceğiz Sayın Bakan başta olmak üzere. Bunları biraz genişletilmiş bir dosya halinde de Sayın Bakan'a, milletvekillerine ve hükümetin ilgili isimlerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı başta olmak üzere veya rütük boyutunda bakarsanız Kültür ve Turizm Bakanı başta olmak üzere bunları bir dosya halinde sunacağız. Sadece Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak değil, malumunuz ben Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda genel bölümü bizde 3 gazetemiz yayınlanıyordu. 2 gazetemiz pazar günü yayınlanmamaya başladı. Sakarya'dan bir örnek vereyim. 7 gazete her pazar yayınlanıyordu. 7 gazetenin tamamı yayınlanmamaya başladı. Bunun benzeri örnekleri Türkiye'nin yaygın birçok bölgesinde de var. Özellikle kağıt odaklı maliyet artışı vesaire sıkıntılarımız var. Dolayısıyla bunları da inşallah zamanlaşacağız. Bu vesileyle bölgelerde girişimiyle olağanüstü olarak toplantıya çağrıldı. 21 Eylül'de toplanacak. Gayri resmi olarak tabii henüz genel kuruldan geçmediği için şu harfede bir şey dememiz doğru değil. Ama basın ilan kurumu kaynaklarından ve genel kuruldan ve yönetim kademelerinden aldığımız bilgiye göre bu sıkıntılı süreçte, kağıt odaklı sıkıntılı süreçte yüz ölçümler yeniden dizayn edilecek. Belki gazetelerin asgari satışı yeniden dizayn edilecek. Bunların da bir bölümünün Ekim ayının başına diğer genelle ilgili konularında yeni yılda beraber uygulama olarak devreye gireceğini ifade etmek istiyorum. İktidar Partisi'nin başta İl Başkanı Sayın Çukuroğlu olmak üzere basından sorumlu başkan yardımcısı arkadaşımızla yakın bir çalışma içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. Geçtiğimiz gün Sayın İl Başkanımızın selam ve talimatıyla bugün başkanlık limanında da yer alan iki arkadaşımız bütün basın yayın kuruluşlarında gelsin, ziyaret etti, sohbet ettiler. Biz onlara sıkıntılarımız, taleplerimiz nedir onları ilettik. Onlar bizden haklı olarak bazı talepler oldu, onları ilettiler. Bu bütün ikili ziyaretlerde konuşulmuş şeylerdir. Ben bu diyaloğun daha da iyi artarak devam edeceği kanaatindeyim. Tekrar bu durum bir değerlendirme yaptım. Değerli İl Başkanımıza ve değerli heyetine sizler adına hoş geldiniz diyor. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Bunu ben buraya bırakayım. İnşallah götürüp bunu da milletvekillerimize verecektir ama biz ayrıntılı olarak daha sonra milletvekillerimize dosyalarımızla sunacağız. Bunu şuraya geçelim. Özellikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz belki biraz geç kaldık ama malum ciddi manada bir ziyaretçi talebi var. Hemen hemen hiçbirini geri çevirmemeye çalışıyoruz. Öncelikle kurum ziyaretlerini kabul ediyoruz ki onlar birden fazla insanı temsil ettikleri için. Daha sonra kısmet olsa tekil ziyaretlere döneceğiz. Ama bu arada bizde işleyiş var. İşte malum Kayseri'de yürüyen bir mekanizma var. Hem siyaseten hem ticari olarak. Zaman zaman ticaret erbaplarıyla bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde organize sanayi bölgesinde bir toplantı organize etti arkadaşlar. Onlarla bir araya geldik. İş adamlarının sıkıntılarını dinledik. Bizim yapabileceklerimiz veya onların tavsiyelerini dinledik. Zaman zaman çeşitli içeri dolaşıyoruz. Hem bir tanışma maksadıyla hem de önümüzde malum bir yerel seçim var. Günü geldiğinde bize sorulduğunda biz belediye başkanı olarak halkı kimi tercih ettiğini bir süzgeçten geçirmek suretiyle bizden fikir isteyen, düşüncemizi isteyen kuruma iletmemiz gerekiyor. Tabii bu arada bu ziyaretimizi daha önce yapmamız gerekirdi. Bu sebepten dolayı bugüne kalmış olduk. Özellikle böyle bir 15 maddelik bir liste hazırlayıp sunmuş olmanızdan ve bize detaylı bilgi verecek olmanızdan inşallah biz de çözeceğimizi umarak mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Mutlaka bunlar sizin süzgecinizden geçmiş, hepsini okumadım, tek tek bakmadım ama mutlaka süzgecinizden geçmiş yapılabilecek işlerdir. Tabii burada siz basın yoluyla hizmet ediyorsunuz, biz de siyaset yoluyla hizmet etmeye çalışıyoruz bu şeyde. Burada eğer varsa bir büyüme, varsa bir gelişme, sizin de katkınız var, bizim de katkımız var. Belki sizinki çok olur, bizimki az olur veya bizimki çok olur, sizinki az olur ama
hep beraber bu işi organize etmekle mükellefiz. Malum önümüzde bir yerel seçim var. Biz yerel seçim takvimi henüz açıklanmaması, adaylar belli olmamasına rağmen göreve geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarla fırsat bulduğumuz her ortamda, ilçelerde olur, merkezde olur, her ortamda halkla bir arada olmaya çalışıyoruz. Beraber istişare yapmaya çalışıyoruz. Bu arada bize ziyaret edip fikirlerini beyan etmek isteyenler oluyor. Gerek sosyal medya yoluyla, gerek telefon açarak. Bunlara da mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bize sosyal medya üzerinden bir şeyler tarif ediyorlar. Mevcut adaylar içerisinde şunun ön plana çıkarılması gerektiğine ilgili. Özellikle ilçelerden çok geliyor. Bunlarla da fırsat buldukça telefonla partimize davet edip kahve ikram ediyoruz. İnşallah olumlu şeyler olması için çaba gösteriyoruz. Ekibimiz biraz önce bahsettiğiniz gibi %50'ye yakını değişti. Bir başka tarafına bakarsanız %50'ye yakını değişmemiş oldu ama hem kurum hafızasını korumak adına hem de farklı 1 milyon 350 bin nüfus olan bir şehirde her kesimi temsil edecek bir yapı oluşturmaya çalıştık. Arkadaşlarla beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Görevlendirdiğimiz zaman bize feedbacklerin geri dönüşümleri ciddi manada olumlu oluyor. Yani her salı değil mi arkadaşlar? İlçelerde yönetim bu toplantılarımız var. Görevlendirmelerimiz 2, 3, 4 kişi yaptıklarımız oluyor ilçelere göre. Uzak, yakın, hiç mesafe problem olmadan ilçelerden bize veri akışı başladı gelmeye. Zaten benim sizin hasreten ricam olur ya, bizimle alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa benim ve arkadaşlarımın telefonları her zaman için size cevap vermek üzere açık. Çünkü siz bu memlekete hizmet için bir şey soracaksınız. Biz de onun cevabını biliyorsak doğrusunu söylemekle mükellefiz. Burada bir diyalog eksikliği yaşanırsa sizden değil bizden olarak kabul ederiz. Hemen size dönüp triyap demek kaygısında olduğunuzu bilmenizi isterim. Sayın Başkanım izah etti. Biz önce gazeteciler cemiyetini ziyaret edip daha sonra diğer gazetelerimizi ziyaret ettiğimizin makul ve doğru olduğu kanaatindeyiz. Sayın Vali Bey'i ziyaret ettik. Emniyet Müdürü'nü ziyaret ettik. Daha sonra da sizi ziyaret ettik. Bu süreçte tek tek ziyaret etmeye gayret edeceğiz. Bunu atladığımız, eksik olan bir şey varsa lütfen uygun bir sanda bize bildirirseniz bizim kapımızda gönlümüzü açıp ondan emin olabilirsiniz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.